Seçim sonrası İyi Parti cephesinde durum ne? Aslında bu da merak ediliyor. Yanıtı en çok merak edilen soruların arasında demek mümkün. İyi Parti altılı masadan kalkıp kalkmayacağı, parti kulislerinde neler konuşuluyor ve İyi Parti'nin Haziran sonunda yapılacak kongresinde sürpriz adaylar gündemde mi? Gelin bu haberin ayrıntılarına da bakalım. Milletimiz bu seçimlerde söyleyeceğini söyledi. Bize düşen de bu mesajı anlamak, anladıktan sonra da gereğini yapmaktır. İlk değerlendirmeyi kameraların karşısında bu sözlerle yaptı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Ama en çok da Kılıçdaroğlu'nun adaylığına masadan kalkacak kadar tepki gösteren Akşener'in Millet İttifakı ve Altılı Masa'ya devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Millet İttifakı nedir ne değildir mevzusu daha sonraki bir mesele. Bu bir süreç, bu bir proses. Onun için bilmiyorum yani şu anda ne olacağını. Kameraların karşısında süreç ne olur bilmiyorum dedi. Peki parti kurmaylarıyla yapılan değerlendirmelerde neler konuşuldu? İyi Partili isimler ittifak sürer mi sorularına karşılık olarak ittifak seçimlerde olur, seçim bitince biter. İktidar olsaydı koalisyon olurdu ancak muhalefette ittifak veya koalisyon olmaz ancak işbirliği olur dediler. İYİ Parti'nin önümüzdeki haftalarda kongre süreci var. Akşener Genel Başkanlığı aday. Seçim sonuçlarının ardından başka bir isim Akşener'in karşısına aday çıkar mı? Edinilen bilgilere göre İYİ Parti kongresinden sürpriz beklenmiyor. Akşener'in bu süreçte bütün kararları ilgili kurullarla birlikte aldığının altı çiziliyor. Keyfi yönetimin olmadığı tüm süreçlerden parti yönetiminin de sorumlu olduğu ifade ediliyor. Parti kurmayları Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sürecine karşı çıkan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in tüm şerhlerin doğruluğunun ortaya çıktığını ifade ederken biz masanın iç hukukuna bağlı kaldık. İyi Parti'nin en temel ilkesi biz hayatta adam satmayız ama satanı da unutmayız vurgusu yapıldı. Bundan sonraki süreçte gerekli değerlendirmelerin parti kurullarında yapılması bekleniyor. Öncesinde milletvekili yemini ve grup yönetiminin belirlenmesi var. Akşener milletvekili olmadığı için bir grup başkanı belirlenecek. Bunun içinde Cihan Paçacı, Musavat Dervişoğlu, Koray Aydın, Şenol Sunat'ın isimleri geçiyor.